Günaydın. Herkese merhaba. Şu anda Budapeşte havaalanındayız ve artık buradan Budapeşte bloğumuzu başlatıyoruz. Şu arkamızdaki makinalardan biletlerimizi aldık. Toplamda tek bilet 2200 forint. İki tanesi 4400. O da yaklaşık olarak şu anki kurla 18'e böldüğümüz zaman ne oluyor? 120 lira kişi başı. Tanesi 120, 240. 240 falan. 240 liraya falan tekamül ediyor. Buradan şehir merkezine. İlk defa böleceğiz çarpmak yerine. Bölmek... Ama yine de fiyatlar yüksek. Yani bölsek bile yüksek çıkıyor. Bölmek bizi biraz mutlu etti aslında ama bakalım nasıl bir yolculuk bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Ana caddeden yürüyorduk otele doğru, hostel yani şey. Yani resmen bu kadar pozitif niyetli bir insanım. Vallahi bagelci bulduk, hemen bagelciye şimdi oturacağız. Çok acıktık çünkü. Somonlu varmış, köfteli var, etli var, yumurtalı var. Goat cheese'le alalım o zaman, bir tane de somonlu alalım. Tamam. İki tane bagel'a 4900 forint verdik. 150 TL civarında şu an. Amsterdam'da kadar değil ama güzel. Peynir tam peynir, pas peynir ya. Yok, Amsterdam'da çok iyiydi. Amsterdam'ı değişmem. Yani güzel ama bir an Amsterdam'daki lezzeti bekledim böyle ama gelmedi. Hani şu an yine iyi gitti. O kadar acıkmışım ki. Resmen artık şekerden gözüm dönmüştü. Bu arada benimki somonlu bagel. Diğerinki ise keçi peynirli. Somonlunun içinde mor soğan, salatalık, somon ve kreması var. Keçi peynirinde de roka var. Kırmızı pancar var ve keçi peyniri var. Keçi peyniri biraz tuzlu diye senden sevmedi. Çünkü normal beyaz peynir de çok yemediği için kendisi. Ama bence güzel. Ama tabii ki bir Amsterdam'daki değil. Oradaki çok güzeldi. Somonları inşallah pişirmişler. Tüm o. Neyse. Şu anda bagajdan çıktık. Airbnb'den kiraladığımız evimize doğru devam ediyoruz. Burası olması lazım. Apartman. Yine anahtarsız girişle giriş yapacağız. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. Şimdi fotoğrafta bize gönderilen apartman burası. Konum olarak da böyle. Süper. Şimdi burada 100 anahtar 85-50 yapman lazım. Diyor. 31B mi? 31B mi? Dur bakayım. Evet, adres 31B'ymiş. Kaça basacağız? Hi. Hi. Are you arriving to Airbnb? Yes. Yes. I'm Hannah. Nice to meet you. Okay. I sent you a file that includes basic information about the apartment. And there is the code that you have to use here. It's 100K8550. Okay. And then you can press the door. Thank you. Okay. Okay. Burada ufak bir odamız var bizim. O da kiraladık aslında. Hem de burada bakın neyimiz var? Zürafa. Zürafamız var, zürafa. Şöyle bir odamız var bizim. Hemen göstereyim sizlere. Bu arada zürafası olan şöyle bir yatağımız var. Ve burada kullanmak için gardırobumuz var. Güzel. Ne kadar ödemiştik buraya? 600 mü 800 mü? Hemen bakıyorum. Gecelikte 273 TL ödeme yaptık buraya. Bazilika'ya doğru giderken arkamızda Dohani Sinagogu ile karşılaştık. Giriş ücretlerine baktık, 9000 forint. O da 450 TL civarına tekamül ediyor. O yüzden girmeme kararı aldık. Sadece dışarıdan baktık. Onda görüntülerde ben size ekler gösterdim. Dilara da burada. Birlikte gezmeye devam ediyoruz. Güzel bir sinagog. Dışarıdan güzel görünüyor ama dediğim gibi yani girişi biraz maalesef tuzlu. Şu anda ise Aziz Stefan Bazilikası'nın önündeyiz. Burayı sizler için Dilara anlatacak. Evet, mikrofon Dilara'da. 18. yüzyılda burası tiyatro olarak kullanılıyormuş. Hatta buralarda hayvan dövüşleri yaptırılıyormuş. Daha sonrasında buraya gelip bir adam küçük bir kilise inşa etmiş. Sonrasında bu kiliseye gelen giden derken cemaat mi deniyor? Cemaat böyle binleri bulmuş, çok kalabalıklaşmış. Böyle demişler ki biz buraya daha büyük bir şey inşa edelim. Ancak buranın inşaatı sırasında o küçük kiliseyi inşa eden adam ölmüş. O adam ölünce de tabii ki çalışanlar daha duygusal olmuş, daha çok kıymet vermişler vesaire.
bazilikayı bu hale getirmişler. Aslında ilk etapta tasarlanan bu şekilde değilmiş ama sonrasında bu hale gelmiş. Bazilikanın yüksekliği 96 metreymiş. Zaten Budapeşte yönetmeliğinde 96 metreden yüksek bir kilise ya da herhangi bir bina yapılamıyormuş. Bir de bu bazilikanın içinde bir tane çan varmış. Çanın ağırlığı 9.6 kiloymuş. Ay tonmuş. 9.5 ton. Evet. Buranın giriş ücretleri şurada kapıda yazıyor. Hemen gidelim ona bir bakalım. 4200 forint bir kişi. 2 kişi 8400 forint'e denk geliyor. O da böyleyim hemen. Yani küsuratlı olunca böyle 18 466 TL. 466 lira 2 kişi için. O yüzden girmesek de olur dedik. Zaten sürekli kiliselere giriyoruz. O zaman gezmeye devam ediyoruz. Ya şimdi bir dondurmacı varmış. Dondurmacıyı arıyor. İlla dondurma yiyeceğim diye tutturdu. Çok sevdim. Gül şeklinde yapıyorlarmış. Bunun özelliği bu. Yoğurt and Oreo and hazelnut. Bazilika. Dondurmacı. Dondurmacı. Bazilika. Bu kadar basit yeri. Kaydedin dursun. Dondurmacı bizim gibi reklamını yaptık şu an. Aynen. Kesinlikle doğal bence. Nereden anladın hemen doğal olduğunu ya? Ben bir tadına bakayım. Ya arkadaşlar bunda şekli bozulmasın diye yiyemiyorsun. Evet. En dışındaki Oreo, içindeki açık renkli hazelnut fındık, en ortadaki de yoğurt. Yoğurdu belki Pinkberry'e benziyordur diye düşündüm. Evet, yoğurdu Pinkberry'e benziyor ama diğerleri bizim Roma dondurması gibi. Ne Roma dondurması? Al hadi kıyamadım, şeklini sen bozsun laf edersin. Dayanamadık dalıyoruz. Çok şekerli değil. Soft değil mi? Böyle sanki bir yandan da su içiyormuşsun gibi yanında. Fresh. Güzel, dondurması güzel. Zaten fiyatı da uygundu ya. 1400 forint orta boy. Aynen. Medium. Medium'da 3 tane seçebiliyorsun. Small'da 2 tane. Large'da da 4 çeşit seçebiliyorsun. Ben sadece cornet'ini de daha güzel bekliyordum. Cornet'i beni biraz şaşırttı. Evet. Ortadaki yoğurt da efsane. Ya tek şeyi şekli ya. Bir de o yoğurtlu güzel. O kadar. Hadi devam ediyoruz. Bak bak beni çek. Ne keşfettim bak. Çek beni, cesaretimi kanıtlıyorum bak, gördün mü? Gördün mü? Islanmadan kaçayım. Gördün mü nasıl? Yiyorsa geri bakmadan dümdüz yardırsana. Yardırayım bak. Durdu mu durmadı mı çaktırmıyorsun bak, mu? Bak, bana işaret edin ama. O kadar, ya, o kadar yedek getirmedim yoksa. Bazilika'dan nereye geçiyorduk biz? Aşkım seni algılamadı, hafif kaldın herhalde. Bas bakayım. He algıladı. Yine de bir algılamada problem var gibi. Biraz kiloda sıkıntı olabilir. Bir iki kilo verdim ya. Algılamıyor. Park işte. Bazilika'dan nereye geçiyorduk biz? Zincir Köprü'ye. Zincir Köprü'ye geçerken bu parkla karşılaşacaksınız. Bu da son ejderha bükücü. Hemen son ejderha bükücünün arkasında da parlamento binası. Muhtemelen burada bir şey anlatılmak istenmiş ama ejderha gibi bükeriz siz mi? Ejderha saldırmış, adam da demiş ki sen misin saldıran, sen misin saldıran? Ver adını. Yumruklamış. Hüsnü Çoban mı bu? Bak burada. Am nemzet vertanunak mı? Vertanunak. Şu anda parlamento binasının önündeyiz. Az önce bir olaya şahit olduk. Tam bilmiyoruz ama saat 6.30. Geldiler abi. Bayrağı aldılar. Beklenti böyle tam tekbil. Bayrağı indirdiler, aldılar, götürdüler. Parlamento binasının önündeki bayrağı. Dedim bir an darbe mi oluyor? Ne oldu ama? Biz hani alışkınız böyle darbe marbe ama herhalde burada bir tören gibi bir şey. Akşam olunca toplayıp sabah ekran takıyorlar bilmiyorum ama böyle bir olayla karşılaştık. Onu da videoya aldık. Zaten buraya ekledik. Evet. Şu anda parlamento binasının önündeyiz. Bayrağı gitmiş olsa da arkamızda parlamento binası. İhtişamlı bir bina. Önünde çok güzel bir meydanı var. Tramvay hatları vesaire bu meydandan geçiyor. Bu meydanı beğendim. Buraya dair, Budapeşte'ye dair bu meydan
Tam şöyle banklarda oturup etrafı seyretmelik güzel bir meydan burası. Hemen parlamento binasının yanına geçtik. Tuna Nehri'ni burada buluyoruz. Buda ile Peşte'yi ayıran Tuna Nehri. Şu anda parlamento binasından Buda'yı sağ tarafımıza alıp Peşte bölümünde yürümeye devam ediyoruz. Bu sırada sağ tarafımızda ayakkabılara denk geliyoruz. Bu ayakkabıların acıklı bir hikayesi var. Naziler burayı işgal ettikleri zaman Yahudileri buraya getiriyorlar. Maalesef burada kafalarından vurup nehre atıyorlar. Böyle bir katliam yapıyorlar. Yahudilerin bu katliamı da buradaki demir ayakkabılarla şu anki yılımızda sembolize etmiş durumda. Şimdi sıra artık Budapeşte'nin sokak lezzetlerini denemekte ve karavana geldik. Oo, bu da çok güzel duruyor. Şu wrap. Ben bir tane wrap alayım, üzerine de o şeyden alırım. Ama ilk önce ondan yemek istiyorum ya. Buranın o meşhur şeyi var ya. Hi. One almost green and water. And water, okay. Almost solo. My card? Yes. Use the tip and then you can tap it here. Okay. Oh. Have a good one. Thank you. Bye. Hemen hazır olduk mu? Evet, çok hızlıymış. Ben bu kadar hızlı beklemiyordum. Ben de. Evet, o zaman deneyelim mi? Deneyelim. Nasıl yiyeceğiz? Kusurmamız gerekecek yani. Biz rokalı ve peynirli aldık. Çünkü ben roka çok severim. Oo, çok iyiymiş. Biraz fazla tuzlu. Ay, roka çok güzel değil mi? Bu şeyin tuzluluğu, hamuru. Güzel ya, çok beğendim onu. Ben çok beğendim. Rokalar belki biraz acı tat verir dedim ama hiç acı tat vermemiş. Mükemmel. Bayıldım. Arkadaşlar, yediğimiz şeyin adı langoştu. Langoş. Ne kadar ödedik? O kadar hızlı gerçekleşti ki her şey. Ben anlayamadım ne kadar ödediğimizi ama 4000 su aldı. Suyla beraber 4540 korin. O da 270 falan. Pahalıymış ha. Büyük de porsiyon. Bir kişiyi gayet doyururdu bence. Yedikten sonra anladık ama olsun. O kadar hızlı gerçekleşince her şey. Korin çok fazla ama 18'e bölsen bile yine pahalı oluyor. Kurtarmıyor. Aşırı sıfır var yani. Bir şeyler daha yesek mi diye bakıyoruz. O zaman dolaşmaya devam edelim ama bence çok güzeldi. Bakıyoruz mu? Bakıyorum bu arada, mu? Dur şimdi. Bu arada çok güzeldi. Neden? Çok güzeldi. Çok yağlı değildi o. Bildiğin pişinin üzerine yapmışlar her şeyi. Ama pişi çok yağlı değildi. Türkiye'deki gibi değil. Yani herhalde böyle çok kızgın yağ atıp çıkarıp böyle bir şokluyorlar falan ya. Bence öyle bir şey yapmışlar. Çünkü ne yağ kokuyordu ne de elimiz, yanaklarımız yağ oldu yani. Kağıdı, gayet kağıdı bile yağ olmadı yani o derece. Bayağı güzeldi. Güzeldi. Ulan bir bakalım yine. Belki bir şeyler daha buluruz ya. Sen bir bakın gel. Hadi bakalım. Hi. Would you like a burrito chicken, please? That's all? Yes. Bizim altın yer bulmuş ya. Sen yer mi buldun? Evet, ben yer buldum. Hayır. Şimdi bir de burrito söyledim ben. Doymayınca. Midilara benimkini yedi. Ben mi yedim? Oo. Ama çok güzel duruyor şeyi ama. Hadi bu bakalım. Tavuk. Biraz da protein olsun dedim ya. Bakayım içine. Tavuk göremedim ben pek ama. Arkadaşıma. Marulu basmışlar buna. Burrito yani. Burrito ise wrap gibi olmaz. Yani? Yani Meksika fasulyesi, marul, avokado falan filan vardır ben, yani. Ben bunu tavuk bildiğin tararlar diye düşünüyordum. Resmi yok muydu? Vardı da. Görmedin mi? Harbiden bunun içinde hücre falan varmış ya. Burrito çünkü. Dedim sana ben sen burrito yemezsin diye. Bana wrap diyorsun. Ah wrap. bildiğin bunun içinde her şey var ya. Tavuk hariç her şey var. Neyse aldık ya. Biraz acı da varmış şimdi. Isırayım bakayım. Ben sana ikinci langoşu alalım demiştim. Bu ne be? Benim problem. Ağzımın tadı bozuldu. Bundan almayın. Gerçekten çok kötü. Bir forittan vereydin de doğru düzgün bir şey alaydın. Bugün de bitirdik. Bugün de bitirdik, evet. Bugün bayağı gezdik yani. Bir günde herhangi bir ulaşım bileti almadan komple o Budapeşte'nin Buda tarafı değil, Peşte tarafını gezdik. Yarın Buda tarafını gezeceğiz. Her yer birbirine 10 dakika, 15 dakika çünkü yani hani... Ve her girdiğim bekleyeyim, sokakta... Bekleyeyim, otobüs gelsin, otobüse bineyim, otobüs kalksın. Daha fazla vakit kaybedersin. İşte iki durakta dursun falan, aynen. Bir de
Hep böyle bu da neymiş diye evet, her yeri gezdik. Sürekli yeni yerler görüyorsunuz. Binalar, şunlar, işte sinagog falan. Böyle çok güzel oldu bizim için. Yarın görüşmek üzere diyelim o zaman. Günaydın. Günaydın. İkinci gündeyiz. Şimdi artık Buda tarafına geçeceğiz. O tarafta biraz daha dağ bayır olduğu için metro ve ulaşım araçlarını kullanacağız. Tek kullanımlık biletlerden kullanmayı planlıyoruz. Şimdi biletimizi alalım. Single ticket. 350 hafif. Aynen. İki tane ondan alacağız. Biletlerle birlikte. Hop, biletlerimiz geldi. Tek kullanımlık iki biletimiz. Diğerini de atıyor, attı. 4 ya da 6 numaraya binelim dedi. 4 numara geldi. 6 numara geldi. Bunun üzerinde 1, 3, 5, 7, 9 diyor ama bunlar da geçmiyordur herhalde. Herhalde öyle değil. Umarım. Bunu düşünmedim. Hadi deneyelim. Bu 6. Buna binelim. Şimdi biz bileti okutamadık ya. Evet. Tekrar binebileceğiz mi? Tabii ki. Neden ben sana benziyorum? Senin bana benzemen gerekiyor. Canım ne yapalım? Hayat böyle gerektirdi yani. Neden ya? Ya biz okutacaktık bileti ama üzerine 1-3-5 yazınca. Yani dat öter falan diye o an bizi böyle ellerimizi arkadan kelepçeleyip yatırırlar böyle. Yoksa okutacaktım ben bileti yani. Bilet tabii canım. Için aldı. Neler gelebilirdi ama başımıza neler. Yazan rakamları beklemiyorduk. Bak ne yazıyor biletin üzerinde? Evet ya, neden öyle yazdığını ben de anlayamadım. 1-3-5-7-9. 9 mu? Tamam. Anlamadım. Ya internette bununla alakalı bir şey yazmıyorduk. Belki görsel olsun diye öyle yapmışlardır. Olabilir 1-3-5-7-9. Aynen boş ortadakileri boş yazmamışlar. Neyse sonucunda geldik. Geldik. Dönerken zaten ya tek kullanımlık bilet alacaktık benim okuduğuma göre. Ya da 30 dakikalık, 90 dakikalık bilet alacaktık. Ha öyle de var mıydı? Aynen. Ha. Zaten bir ya da maksimum iki sefer kullanacağız. Bir tane 90 dakikalık kalıp üzerindekilere baksak mı? Aynı bir yazıyor. Ya vicdanım rahat etmiyor. Ne yapabilirim? Tamam. Ben doğrucu bir insanım. Tamam bakarız. Biraz daha Türk ol. Olamıyorum. Türk'ün bu kadar kaybetme. Baba burada. Vay gül babam benim be. Burada Türkçe'de yazmışlar. Yazıyor. Şu anda da Gül Baba Türbesi'ndeyiz. Burada hem Türkçe hem İngilizce hem de buranın yerel halk dilinde Gül Baba ile alakalı bilgilendirme için yazı yazılmış. Şu anda Gül Baba'nın bir heykeli arkamda. Gül Baba'nın kısa bir özeti ise daha öncesinde 16. yüzyılın sonunda 17. yüzyılın başında Osmanlı'dan buraya gönderilen bir şair. Şair değil de. Ne? Osmanlı fethedilince buraya gelmiş. Tamam işte fethedildikten sonra buraya gelmiş. Ama seyyahmış bu zaten. Aynı zamanda şair olduğundan da bahsediliyor işte. Tamam doğrudur o zaman. Bir seyyah ve aynı zamanda şair. Ve kavuğunda sürekli gül taşıyor. Adını da zaten kavuğunda taşıdığı gülden alıyor. Yöre halkı tarafından zamanla çok fazla sevildiği için ve vefatından sonra da bu bölgeye onu anmak için böyle bir anıt yapılıyor. Oo, güzel bir manzara bulmuşsun. Güzel, baksana şuraya yeni bir şey yapıyorlar ama dışına eski havası katıyorlar. Hemen buradaki çoğu ev yeni olsa bile bak dışları eski havası, gördün mü? Mimariyi bozmamak için herhalde. Biz de diyoruz ki bu binalar nasıl böyle 150-200 yılda yani? Bence bir tuzlu, bir tatlı, bir de fırın patates alalım. Anca doyarız. Krep şöyle geliyor. Üstünde aynen şeyleri var. Çok güzel görünüyor. Kolay mı? Neymiş böyle? Excuse me, what is this? This is also great. Hungary away. Biko Palaçı'nda. Biko? Biko Palaçı'nda. You can find Palaçı'nda. This is the Hungarian type of crepe. Crepe and chicken? Stuffed
chicken and cheese. Ah, okay. Meat. Okay. Name? Rakot palacinta. Rakot palacinta. Okay, thank you. Hangi tavuklu brokoli var? Bir de Nutella banana. Tatlı. Nutella banana. Baked potato neymiş? Ne almayı düşünüyorsun? Adamın yediğinden. Neymiş? Rakotta patatı da bir şeyler dedi ama. Ben şimdi anlatayım onu. Videodan göstereceğim tabii. Aslında yapanı değil. I want to one chicken and broccoli. Broccoli sos. Wow. It was like a this man closed the crab in jinkalu chicken and I make it for Mister. Yeah. Okay. Yes. I make it. Okay. Allah. Tabiyesine giderken bir tane krepçi önerisi almıştık. Krepçiye geldik. Çok güzel. Buradaki yaşayan Fatih diye bir arkadaşım var benim. O önerdi burayı. Ben karışık bir krep aldım. Bir arada. Benimki tavuklu brokoli. Benimkinde bolognese sos var bence. Benimki bolognese, tavuklu vesaire falan. Yani çok ciddi bir krep karışımı. Aynen. Bayağı güzel ama. Tadıyoruz. Çok lezzetli. Delicious. Thank you. Exactly, I don't know this, but my friends living in Budapest recommend this place. Yeah, that's great. Very good. Arkadaşlar bu menüye yaklaşık 3.300-3.400 forint ödedik bu ikisine. Bence gayet güzel, çok lezzetli. Ve az önce sorduğum adam dedi ki burası kaç yıldır? 20 yıldır. 20 yıldır var. Benim işte üniversite zamanlarından beri geldiğim bir mekan dedi. Çok da seviyorum dedi. Vallahi Fatih'e çok teşekkür ediyoruz bu mekanı bize öğrettiği için. Mekanı ekliyorum. Buradaki krebi muhakkak deneyebilirsiniz. Deneyin, çok güzel. Mükemmel. Sırada balıkçı tabyasına geldik. Arkamızda balıkçı tabyası var. Hemen şöyle gösterelim. Burası bir balıkçı köyüymüş. Balıkçılar savaş zamanında sürekli yardım yapmışlar askerlere vesaire. Savaştan sonra da burayı komple balıkçı tabyası yapmışlar. Onlara bir jest olsun diye. Çok iyi. Evet, çok ihtişamlı bir yapı. Aşağıda zaten panoda da gördük. Sadece balıkçı tabyasıyla bitmiyormuş. Burası kocaman bir ufak Ulusal şehir gibi. Ulusal Müze, Sanat Müzesi, Natiyaz Kilisesi var. Postane falan bir sürü şey var. Postane, eczane ne ararsanız var. Bayağı güzel, keyifli bayağı. Şimdi içeride dolanmaya devam ediyoruz o zaman. Yeryüzünün ilk şeytanı. Arkadaşlar şeytan yeryüzüne inmiş. Gelirseniz burada görebilirsiniz. Şöyle. İlk boynuzları başta, da var. Nasıl bir şey bu ya? İlk başta bir ürktük bunu görünce uzaktan. Bu ne falan? Az önce bir teyze dürttü bunu. Bak bir yaşamıyorum. Fotoğraf çok iyiydi gerçekten. Yani. Dilara'dan ücretler alıyoruz. Şimdi kilisenin içine girmek 2500 hofmuş. Kuleye çıkmak 2900 hof. Bir de şurada buranın tepesine çıkmak da 1200 hofmuş. 2900 ne kadar? 3000 olsa 20'ye bölsen 150 lira olur. Aynen 155 lira falan. Şu anda tam da Buda Kalesi ile Balıkçı Tabyası ortasındayız. Bu noktadan aşağıdaki Zincirli Köprü'yü açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Haddat aşamasında olduğundan dolayı yürüyüş yapamadık ama gelip buradan çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Şimdi bu köprü Buda tarafıyla Peşte tarafını birleştiren ilk köprü olma niteliğine sahip. Eskiden sadece feribot ya da botlarla karşıya geçip gelebiliyorlarmış. Nehir donsa da buluşsak diye bir tabir olduğu söyleniyor. Daha sonra köprü yapıldıktan sonra iki kıta resmen birleşmiş olmuş ve yıllardır kullanılan tarihi bir köprü. Hakkında birçok bahsedilen rivayetler var ama kısaca böyle güzel bir köprü olduğundan bahsedelim. Buda Kalesi'nin içine giriş yaptık. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Balıkçı tablasından buraya yürüdük. Fenikülerin yanından geçince. Finiküler. Finikülerin yanından geçince. Vay tek seferde söyledim. Finikülerin yanından geçince. Gaza geldi. Nereye uğradık? Buda Kalesi'ne geldik. Mükemmel. Şu an yürüyerek keşfetmeye devam ediyoruz. Çok güzel heykeller var ama ya. Bayağı. Bir de her yer heykel ya. Her şeyin heykelini yapmışlar. Yani bütün hikaye çıkar bence. Her şeyi anlatmışlar yani.
Arkamızda Buda Kalesi var. Hemen onun yan tarafında şurada ne var? Burası Gellir Tepesi. Gellir Tepesi var. Ben bir kısmının tadilatta olduğunu söylediler. Ekstradan da çok aman aman bir şey olmadığı için Gellir Tepesi'ne çıkmayı biz planlarımızdan yani çıkarttık. Yani buraya kadar çıkmışken bence yeter. Aynen. Çünkü Gellir Tepesi için bir daha inip tekrar çıkmamız lazım. Ve burası zaten orada da yani aman aman bir şey görmezsiniz dediler. Sadece manzara, ki manzara burada da var. O yüzden evet. Gellir Tepesi'ne çıkmıyoruz. Şu anda Buda Kalesi'nin önündeyiz. Zinci... Burası çok keyifli ama. Evet. Buraya çıkın mutlaka. Zaten Balıkçı Tabyası'ndan yürüyerek buraya gelebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. O yüzden Balıkçı Tabyası'yla burayı ilk güne ya da ikinci güne, yani tek bir güne bırakabilirsiniz. Şu arkamda Zincirli Köprü biraz ağaç kapatmış ama. Sadece karnınızın tok olduğu bir güne bırakın. Evet, yanınıza da biraz suyunuzu alın. Yakıtınızı doldurun arkadaşlar. Aç aç olmaz burası. Peşte tarafı çok rahat. Dümdüz olduğu için ya orayı çok rahatlıkla yürüye yürüye her sokağa falan gezebiliyorsunuz. Sadece burası tepelik olduğu için biraz daha yoruyor. O yüzden buraya daha böyle sakin, dinlenik olduğunuz gün gelip gezmenizi biz tavsiye ederiz. Kesinlikle. O zaman Buda Kalesi'ndeyiz. Artık burayı da bitiriyoruz. Tekrar aşağı doğru ineceğiz. İniş koymaz diye umuyorum ama. Yok, inişi boşa takarsalar bize. Buda Kalesi'nin sol tarafında, yani Tarabya tarafında değil de öbür tarafında böyle bir yürüyen merdiven var. Bu yürüyen merdivenden de direkt Buda Kalesi'ne çıkabilirsiniz. Şu anda yürüdüğümüz sokakta Fashion Street. Etrafımızda böyle manzaralar var. Bu arada biz buradaki Fatih arkadaşımızın tavsiyesi üzerine bir outlet, ne isteği varsa kendisinin kabul olsun. Yani çok teşekkür ediyoruz buradan. Muhakkak kaydetmeniz gereken bir nokta. Adidas Outlet. Yazın, zaten Google haritalarda çıkıyor. Oraya uğrayın. Çok uygun fiyata ayakkabılar vesaire birçok ürün var. 2 numaralı biz, trende direkt gidiyor galiba. Biz 4 tane totalde ayakkabı aldık. Spor ayakkabı ve 4000 TL'ye geldi. Eğer tekst free'yi de alabilirsek, başka ülkeden döneceğimiz için belki sıkıntı olabilir ama 3.500 TL falan tekst free. 3.500 TL civarına denk gelecek. Yani 4 tane spor ayakkabı ve hepsi yeni modeller. Türkiye'de bir tanesi 2.700 TL gözüküyor. O yüzden Adidas Outlet'e uğramayı unutmayın. Evet. Hi, I want to Bounty and Nutella. One. Nasıl? Güzel. Krema soğuk mu? Evet. Dondurma gibi. Ben daha önce yemiştim ama sanki bu kadar güzel değildi ya. Tiflis'te yemiştim. Tiflis'te bu ne alaka? Ne bileyim, ben de orada farklı görünce yemiştim. Bondi. O zaman ben de şunu alayım. Oh, sıyırdı. Güzel. Ne kadar verdik buna? 2800 saf. 18'e bölün arkadaşlar. Biz şu an bölemiyoruz. Daha güzel şeylerle meşgulüz. Ya bildiğiniz dondurma. Şeye benzemiyor mu? McFlurry? Evet. Böyle ağızda eriyor gidiyor direkt. Ben daha krem şanti gibi bir şey düşünmüştüm. Hadi ısırmayı merak ediyorum. Güzel mi? Ne kadar büyük ısırdın ya. Bitiyor. Azıcık. Sen bunu bitiremezsin zaten. Güzel mi şu an? Bayağı güzel. Kesinlikle yiyin. Isırayım şurayı. Valla arkadaşlar bu böyle yeniyormuş. O yüzden ağzımız burnumuz battı. Buraya gelirseniz zaten bunu deneyeceksiniz muhakkak. Aynen, deneyin. Gayet güzel bir tatlısı, aşağıdan akıyor zaten. Bunu da kapatıyorum. Yine devam ederiz. Evet, artık Budapeşte vlogumuzun sonuna geldik. Bu arada yağmur da başladı. Budapeşte hakkında ne söyleyebiliriz? Çok güzeldi bizim şansımız. Çok güzeldi. Ama. Mutlaka çimkek yenmeli, langoş yenmeli ama langoşu karavanda yiyin. Rokolo olan efsaneydi kesinlikle. Rokolo olan tavsiye ederiz. Piyasaya göre biraz pahalıydı ama bence çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani her yerde, diğer yerlerde hiç göremedim. Artı ekleme videonun içerisinde söyledim ama tekrar hatırlatayım. Adidas Outlet var. Oraya uğramayı unutmayın. Biz 4 çift ayakkabı aldık. Çok da uyguna geldi. Bedava 2 ayakkabı fiyatına 4 ayakkabı falan aldık. Onun haricinde mimarisi çok güzel. Zaten kafanızı kaldırıp şöyle baktığınızda her yer mimari. Kesinlikle hayran kalacaksınız. Biz çok bayıldık. Ya yani mimari olmayan yer yok. Öyle her yer çok güzel. Yani eski binalar ama o kadar güzel onarmışlar ki. Çok güzel ya. Yani keşke biz de başarabilsek. Biz Budapeşte'yi çok beğendik. Fiyat olarak da çok aman aman pahalı değil, aşağı yukarı Türkiye gibi diyebiliriz. Aynen, aşağı yukarı, evet. Bu defeşteyi o zaman bu şekilde kapatıyoruz. Biz çok beğendik. Bir sonraki vlogumuz artık Viyana olacak. Viyana'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hadi gidelim. Şu 462'ye bineceğiz. Koltuk numarası falan yazıyor mu bizimki? Koltuk seçimi ücretliydi, seçmedik ya. Bizim koltuğumuz yok. Tamam, senin üzeri oturabiliriz. O zaman geri doğru yürümemize de gerek yok. Ama bizim yerimize birisi sahipse... Sor bakayım görevliye doğru bilet mi? Şey, doğru tren mi? Görevli gitti. Hayır, doğru doğru. Viyen HDP, biz Viyen diyeceğiz. Uuu canım, bizim koltuk yetiyor, bunlara otursak ya. Kaldırırlar, gideriz, nasıl olsa koltuğumuz yok. Tamam işte. Gel gel oturalım. Gir. Burada gidebiliriz ya. Koltuk numaramız olmadı. Böyle bir vagonu bulduk. Oturduk. Biri gelirse arkaya kovacaklar bizi ama yapacak bir şey yok. Nasıl olsa koltuğumuz yok. Bakalım. Dolu olan yerler. Koyuyor. Anlamadım ki. Dolu yerlere mi koyuyor? Dolu yere yapıyor adam. Bir şeyler yapıştırıyor. O zaman bak, koltuklar boş işte. Evet. Şunları oturabiliriz. Ne? Başlığı var mı trende? Bilmem. Doğru trendeymişiz. Doğru mu? Ha, en azından onu teyit ettin yani. Tamam, şöyle teyzeyle yolculuk edeceğiz. Maybe. Turn. Ya yeah, bu olur mu acaba? Yok, yapmayacaktır. Belki içinde akacak bir şey vardır. Belki içinde akacak bir şey vardır. Ha, olabilir. İçinde bir şey var. İçinde bir şey varmış. Sana bu gece rahat yok. Aynen. Minnoş teyzeli, Minnoş amca. Aynen. Çok tatlı. 70 varlardır. 75 var mıdır? Olabilir. 80 yoktur. 70-75 arasıdır. 75-80 arası da yoktur bence. Yok. Olabilir. Burada metresi koyuyor da işte. Diğer bir. İyi de metresi koyuyor. Fedakar Hasancan birazdan. Beline servis dişi bırakacak. Ulan ne şeyleri var. Ben çok farklı şeyler yaşadım. Zarmaya başladım. Çok rahatsız olmadı mı? Okey. Stuttgart, Meksika. Viyana. Stuttgart. Viyana. Viyana. Stuttgart. Hangisi öyle? Akkol efektif. Why you have to take on you, Hattie? Father, you're comfortable. Rahat rahat yok. Beni bırakma da. This and this and you. You. Good. Good. Böyle yamuk gideceğiniz. You. İyi mi? Gidelim. Belki içinde akacak bir şey vardır. Yok. Ne olduğunu bilmiyorsun. Bunu, bunu buraya İçinde... alsak o ikiniz orada mıyız? Yok. Olur mu? Evet, evet. Çıkıyorum. Okey, tamam. Anladım. Anladım. Ayakları şişiyor. Ondan dolayı. Aynen, annen gibi. Ayaklarımı uzatacağım diyor. Değil mi? Anladım. Anladın mı? Ayaklarımı uzatacağım. Anneme de gönderme yaptım buradan. Aynen. Ama neyse. Alayım mı? Dur. Bir gel magnezik. Vallahi buralar karışık. Ya çok tatlı değiller. Abi sürekli bir şeyler oldu. Şimdi işlere bakıyorum. En azından Avrupa'dan. Biraz yardım edeyim belki. Hani evlatlık falan alırım. Çabuk vazgeçtim bakıyorum. Gel oraya. Koça yapmış yanım. Thank you. It's enough. Thank you. Allah'ım. Dur, dilere de uzat. Teşekkürler. Vay, çok iyi. Minnoş teyzeler. Bana falan değil. Lan ya. Güzel yolculuk. Sevdim. Şu yaşta biz de böyle gezeceğiz mi? Hmm. Hiç
bu pastanede bulamazsın. Yine yerinde duramazlar. Dur be, yine yardım edeyim. Onu nasıl okudun amca sen oraya? Dur teyze çıksın, onu çıkarayım. Dışarı mı? Nereye gidiyor o? Yanlış yere mi oturmuşlar? Hadi be, bu üzdü. Başına bir her şey yürüyor muydu? Çok şey bak hemen. Kamerton. Amcalar yanlış yere oturmuş. Sakin ol amca. Üzüldüm şu an ya, alışmıştık. Valla ben de üzüldüm, minnoş bir yolculuğum olacaktı. Hiç öpeymişim yönetim. Teşekkür ederiz, çok güzel. Bir donlaşabilirdik, iyiydi. Amcalar gitti. Ben de poğaçamı yedim. Gerçekten çok güzel yapmış teyze. Baş başa kaldık. Az önce bir şeyler yaşadık ama valla biz bile bilmiyoruz ne yaşadığımızı. Ay niye geldiler, niye gittiler, biz kabullenmiştik onları burada. Evet, çok tatlılardı. Ulan başkaları gelecek ki buraya. İnşallah iyi birileri gelir. Şurada isim isim yazıyor mu baksana? Onların yerini değiştireyim mi? Onları cam kenarından bu tarafa atayım. Gel mi? Onlar gerizekalı. Bunları çekin yaptıklarını bilmiyorlar. Derim yanlış takmışlar ya. Teyzenin verdiği poşet çok güzelmiş. O kadar da yerleştiler ha. Oraya sen onu nasıl soktun? Barkınçıyla etmiş. Amca ne var ne yok? Heyecanlı amca. Gidiyoruz mu? Bir de yukarı valizi koyuyor. Evrak unuttum diyor, indiriyor. Ben alıyorum koyuyorum. Evrak unuttum diyor, indiriyor. Tekrar koyuyorum. En son baktı dedi yanlış yerdeymişiz. Yanları boş mu? Biz de gidelim bak. Biz de tostlara toplayalım gidelim. Biz de geldik. Boş mu yanları? Cidden bak bakayım. Yanlar dolu. Hepsi mi? Kaldık burada. Vallahi üzüldük. Çünkü evet. Çok minnoşlardı. Bence belki evlatlıklarla falan değil mi? Korktular gittiler. Onu anladılar. O kadar İngilizce konuştuk anlamadılar. Türkçe konuşmanı mı anladı? Şimdi artık tren hareket etti. Yolumuza çıktık. Evet. Bu yolculuk toplamda 2 saat 40 dakika sürecek. Saat 11 civarında. Şu an saat 20.40. 11 civarında Viyana'ya varacağız. Kişi başı 19 euro. Budapeşte'den Viyana'ya ulaştığımız trenimizin bileti. Şu an zaten oradan camdan görüyorsunuz dışarıyı da böyle yavaş yavaş yansıma halinde. Seyirimiz başladı. Başladı. Zaten ayaklarımızı uzatır, biraz telefona bakarız, öyle geçer zaten.